Isbaş, yeniden Isparta Belediyesi'nin parlayan yıldızı. Isbaş BİMSPİLOG, iyi seyirler diler. Davraskent, Isparta Basın Kulübü'nü sunar. Basın Kulübü'nden merhabalar. Yeni bir programla tekrar karşınızdayız. Bugün Eğirdir'deyiz. Eğirdir Belediyesi'nin gölün hemen kenarına yaptığı Rüya Park'tan sizlere sesleniyoruz. Eğirdir tarihi dokusuyla, kültürel mirasıyla, doğal güzellikleriyle muhteşem bir coğrafya. Bugün bu güzel ilçeyi Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ile konuşacağız. Sayın Başkan, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler hoş geldiniz. Değerli Kanal 32 seyircilerini bu ılık Eğirdir akşamından saygıyla selamlıyorum. Ramazanlarının iyi geçmelerini ve iyi bir bayrama ulaşmalarını Allah'tan diliyorum. Farklı bir basın kulübü akşamında yine beraberiz. Güzel bir Ramazan gecesinde Eğirdir'in güzel bir ortamında Rüya Park. Eğirdir'e Isparta'dan ve bölgeden turist çeken bir parktayız. Sayın Başkanımız da bu yıl ilçe belediye başkanlığından en başarılısı seçildi. Başlangıçta tebrik ederek programımıza başlayalım. Evet, isterseniz Rüya Park dedik. Rüya Park'tan başlayalım. Rüya Park, değerli izleyiciler, Eğirdir'in hemen gölün kenarında bulunan, içerisinde hayvanat bahçesi, çocuk oyun alanları, piknik alanları olan güzel yeşiller içerisinde muhteşem bir manzara. Sayın Başkan bize biraz burayı anlatsın. Anlatayım tabii. Birçok hemşehrim biliyor ama burayı daha önce yaptık. 99'daki seçim kaybından sonra burası 99 dedim, 2009 diyelim. 2009. Burası 5 yıl harabeye döndü. Yerel seçimlerde aday olduktan sonra gittiğimiz pek çok seçim çalışmalarında, evlerde, kahvehanelerde, iş yerlerinde Eğirdirli hemşerilerimiz, özellikle hanımefendiler, ya bizim hayvanat bahçemizi geri getirecek misiniz dediler. Tabii bizim buradaki format hayvanat bahçesi değil. Biz doğal yaşam parkı, yani insan, hayvan ve bitkilerin barışık şekilde aynı ortamda yaşamalarını arzu ediyoruz. Her zaman söylediğim Eğirdir, Allah'ın elinin boş zamanı yaptığı özel butik bir şehri. Biz de bir miktar küpe, bijuteri gibi ilaveler yapalım dedik. Bu seçimde hemşerilerimize dedik ki tamam, ilk işimiz o olacak, burayı ihya edeceğiz. Hatta biraz da büyük konuşmuşuz. 3 ayda teslim ederiz.
Geldik ki burası ölmüş. Ne vardı burada ölmüşler? Harabeler. Hiçbir şey yoktu. Yani mesela atıyorum şu demir korkuluklar kesilmiş. Başka imalatta kullanılmış. Ağaçlar sulanmadığı için kurumuş. Şimdi hayvanların durduğu bir koridor var. Oraya moloz doldurulmuş. Havuzlar basına da çıktı biliyorsunuz. Neye gerek görüldüyse bilmiyoruz. Hazır havuz. Oralarda çeşitli balıkları üretmeyi deniyorduk. Buralar çöple doldurulmuş. Bunu basına çıktı. En sonunda yine buranın olumsuzluğunu Isparta Köy Hizmetleri'nin o günkü araçlarıyla kanalizasyon arıtma tesisini taşıdılar. Şey orada şahitler bekliyor. Geldik. Ne eksikse evvela bir tespit. O zaman dedik ki kır düğün salonunu yapacağız. Ve geldik burası müsait. Biz her zaman söylüyorum. Birçok belediyenin 1 liraya mal ettiğini biz 25 kuruşu 30 kuruşa mal ediyoruz. Niye? İşçi kendimizden, araçlar kendimizin. Pek şeyleri sevmeyiz. Onlar da belki bizi sevmiyorlar ama proje falan yapanları. Biz de işler doğaçlama sistemin içinde gelişir. Buraya geldik. Bizde de mimarlar var. Onlara dedik ki şurayı bir çizin. Peyzaj mimarımız var. O da çizdi. Tam imalat o kadar milimetrik olmuyor ama daha artılar varsa onları da ilave ettik. Şimdi burada gece gündüz kim ne düğün yapacaksa veya böyle bir gösteri yapacaksa müsait. İşte orada yemek yeme yerleri var. Burada tuvalet ve işte gelin sünnet odası var. Diğerde de mutfak var. İşte bu ortamda yeşil alan. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu çark nasıl dönüyor? Burası yarın biçilir bu çimler. Çimler gider hayvanlar yer. Fazlası artarsa çürür gübre olur. Yani ona kadar bir tane çim yaprağını bile hesap ederiz. Dolayısıyla burası bir yıl içinde hizmete açıldı. Geçen yıl Ramazan'da burada iftar yemeği verildi. Yani bir yıl oldu. Sonra birçok düğünde yapıldı. Bu yıl Ramazan'dan sonra cumartesi pazarların tümünün dolu olduğunu kiracı arkadaştan öğrendim. Ve çok sevindirici bir şey, Ispartalı'da, Eğirdir'de düğün yapmayı kabullendi. Bazı düğünler Isparta'dan gelecek ailelerin düğünleri olacak. Biz onu da ayrıca hem gururlanıyoruz hem de onlara hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Diyoruz ki o resimleri yıllarca aileler, sünnet olanlar gösterecek. Demek ki ihtiyaç ama Isparta'da demek kır düğünü statüsünde. Muhakkak. Yani yazın düğün oluyorsa, klimanın cayır cayır milleti yaktığı salonda düğün yapmak var. İşte demin dediğimiz gibi bakın esiyor. Bugün gündüz 30 dereceydi. Şimdi de çoğusun 15-16 derece. Mis gibi hava. İnsanlar buraya geliyor. Düğün olduğu zaman orada çocuk oyun alanı. Öbür tarafta ihtiyarların mescidi veya oturacakları çay içecekler kafe. İşte yeni bir kafe daha yapıyoruz. Bayramdan sonra inşallah açacağız. 300 metrekarelik bir alan. Etrafı tamamen yeşil alan. Gölün kenarında. Burası bir Eğirdir'e mahsus değil. Biz tabii Isparta'nın böyle bir yerinin olmasından gurur duyuyoruz. Birçok yabancı geldiği zaman, ya arkadaş bunu kim akıl etti, bu nereden çıktı böyle bir konsept diyor. Biz de mutlu oluyoruz. Şuna ayrıca mutlu oluyoruz. Eğirdir'i birçok kişiyi tanıtıyoruz. Özellikle bu bir aydır burada olsaydınız, günlük seyri bir görseniz, bizim buradaki okullardan ve üniversitedeki, sizin Isparta'daki üniversiteden pek çok öğrenci geliyor. Burada son hatıra fotoğraflarını, özellikle mezun olanlar, hatıra fotoğraf, mezuniyet fotoğraflarını o keplerle, giysilerle çekiyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Demek ki ihtiyaç var, demek ki Eğirdir'e yakışıyor, demek ki Isparta'ya yakışıyor. Biz de yapmaktan ve sözümüzü tutmaktan mutluyuz.
Her gün bir şey ilave ediliyor buraya. Her gün. Hiç ilafsız. Benim sabah mesaide ilk geldiğim yer burasıdır. Sonra genel bir inşaatları ve diğer iş yerlerini gezerim. Ondan sonra belediyeye giderim. Burası her gün gelirim. Bir de akşam turuna da gelirim. Yani en küçük bir çiçek dahi kuruduysa veya buruştuysa onu ilgilileri söyler, düzeltir. O zaman biz de burayı görmeyen Ispartalılara gelin mutlaka Eğirdir'de Rüya Parkı ziyaret edin diyelim. Aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri güzel bir mekan burası. Tabii bugün konseptimiz açık havadayız. Biz Eğirdir'e Anadolu coğrafyasının meyve bahçesi deriz. Isparta'nın misafir odası deriz. Masamızın üzerinde Isparta'nın elması, yine Eğirdir'in elması, Eğirdir'in kirazı var. Hemen önünde Isparta'nın gülleri var. Böyle de bir konsept yaptı başkan. Güzel de düşünmüş. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet efendim, şimdi Isparta Eğirdir misafir odası olarak görüyor. Mutlaka haftada bir gün Ispartalılar merkezden özellikle geliyorlar Eğirdir'e. Tabii Eğirdir'de gidilebilecek yerler kısıtlı. Yani biz sadece adayla Eğirdir ön plana çıkıyor ama tabii Rüya Park'ta son zamanların yükselen bir değeri. Ama şöyle bir de beklenti var. Hani ne bileyim bir beach park tarzı. Antalya'ya gidiyor insanlar. Beach park bir ucundan bir ucuna geziyor. Eğirdir'de de böyle bir arzu uyanıyor. Var. Tabii, bize de söylüyorlar. Ama işte o arzuların şeysi, maliyetini o arzu edenler bilmiyor. Şimdi Antalya'daki ve birçok yerdeki beach parkları bildiğiniz gibi genelde yabancı turistler kullanıyor ve para ödüyorlar. Biz de burada beach parkı yaparsak hem mevsim kısa, yani beach park demek mevsimle ilgili, hem de bir masrafın da karşılığı var. Ne Eğirdir Belediyesi ne büyük belediyeler bile para basan kuruluşlar değil. Belli yasal haklılıklarını o ülkede, ilçede veya şehirde yaşayan insanlardan alacağız. Devletin verdiği paraları biliyorsunuz yani nüfus başına. O nedenle biz burada düşünmedik değil. Şimdi beach park'ın, ben birçok şeyin kurulması, çocuk oyuncağı diyorum. İş çalıştırılıp korunması. Birçok yerde her önümüze çıkan tuvaletler bize. Yerden göğe kadar haklılar. Tuvaletin bugün böyle vasat bir tuvalet 30 milyar, 40 milyar eski parayla. Şimdi 30 bin, 40 bin. Bunu yapmak mesele değil ama orada bir personel koyup çalıştırmak veya temizliğine bakmak o kadar zor. Şimdi beach park'ta o tipte bir şey. Şimdi havuzun sağlıklı olması lazım. Efendim kaza bela için hazırlıklı olması lazım. Personel istihdamı lazım. Enerji tüketimi lazım. Ondan sonra müşteri lazım. Şimdi gelecek müşteri gelmez demiyoruz. Muhakkak gelir ama işte attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değmez. Tabii bir de Eğirdir Gölü'nün koruma havzasında olması birçok şeye engel değil mi Sayın Başkan? O konuda engel değil. Mesela beach park'a engel değil. Şimdi beach park yapacaksak büyük olmalı, bir fanusun içinde olmalı. O da büyük rakam. Yani şimdi şurayı yanında bir yerde beach park yapılır. Hiç mesele değil. Çünkü ne? Bizim büyük avantajımız arkadaki kaynak suyu. Her ne kadar Ispartalılar kızıyorlarsa, biz suyu içmeyeceğiz diyorlarsa da her ay tahlili yapılıyor. İçilir nitelikte su çıkıyor. O nedenle çok hafif bir klorla veya ilaçlamayla sağlıklı havuz yapmak mümkün. Ama işte o iklimden dolayı bir fanus yapıp güneş ışığıyla da yapılacak, üretilecek enerjiyle orayı ısıtmak lazım. Hep bunlar para. Ha bunlar olmaz mı? Olur. Hiç olmadı 4 yıldız seviyesinde, 3 yıldız seviyesinde iyi bir otelimiz olmalı. Ama burada o oteli yapamıyoruz işte. Beach Park'ı yapabiliriz de oteli yapamıyoruz. Fakat adam karşıda bak, ışığı yakmış. Ne yapıyor orada? Dağları kesiyor peynir gibi. Ona izin var. Biz 4 milyon yıllık Eğirdir Gölü'nün kenarında, bilinen tarihi 7-8 bin yıl, burada bekçilik yapmışız. Nereye bir şeyi yapacaksak
6 ay antrenman yaparaktan inşaat yapabiliyoruz. Niye? Soruyoruz. Sebep? Neden yasak hemşerim? İşte gölü kirletirsiniz. Arkadaş 7000 yıldır kirletmemişiz. Türkiye'nin, gülmeyin arkadaşlar, 7000 yıldır kirletmemişiz. Daha Türkiye'de kanalizasyon şebekesi yok iken Eğirdirce Devriş Salih amca sandıkla bizim foseptikleri göle gitmesin diye taşıyorlardı. Eğirdir'de bu duyarlılık var her zaman. Var. Ben bildiğim bileli var. 1980'den beri Türkiye'de ilk tesislerden biri kanalizasyon arıtma tesisi Eğirdir'de. Bazıları çalışmıyordur. Halep oradaysa arşın burada. Çalışmadığı zaman gelip yakalayacaklar. Bizim kulağımızdan tutup onun içine batıracaklar. Ama o cüretli olanları da doğru yapıyor isek biz batırmayı teklif ederiz. Sonuç, Eğirdir zaten doğasını koruyor. Ben bu yıl 20 bin tane ağaç diktim. Bulduğum her yere. Eğirdir'in etrafına bakın, bir karış boş yer kalmadı. Böyle bir çevreyi koruyan sistem, yaşayan insanlar var iken, buranın öz sahipleri, ev, iş yeri, otel yapamaz iken adam geliyor kütür 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 mermer ocaklarını açıyor, doğanın da canını okuyor, çevrenin de. Sadece bu mermer ocakları tabii Eğirdir'in değil, aynı zamanda yani Sütçüler bölgesinde de çok sayıda gündeme geldi bu konu. Maalesef buna bir yasal düzenleme getirilmedi. Getirilmediği için de o doğal güzelliklerin tamamı sanki orada bir tahribat varmış gibi kötü bir tablo oluşturuyor. Umarız. Ama Eğirdir'in ki daha büyük sorun. Yani Sayın Başkanım dediği gibi bir otel yaptıramıyorsunuz. Ben otel yaptıramıyorum. Bırak otel yaptırmayı. Ev yaptıramıyorum belli şartların dışında. Ticarethane yaptıramıyorum. İyi mi? Adam. O 300 metre mi mesafe, neydi onun korunu? İşini gelen istediği gibi yazıyor. 300 falan kalmadı da. Yasak hemşerim. Askerde öyledir ya. Yasak hemşerim. Şimdi Sayın Başkanım, sizin bu gölle ilgili açıklamanız vardı birkaç ay önce, çok dikkat çekici. DSİ bu işi bize devretsin. Temizleyemezsek beni gölün en derin noktasında ayağıma taş bağlayıp atsınlar. Getirin noterleri. İmzalayayım. 5 yıl. Allah ömür verirse 5 yıl. 5 yıl bir gün sonra bugünkü ölçelim kirlilikleri. 5 yıl bana versinler. Şimdiki yetkilerin yarısını. Şimdi gölde kim yetkili bilen yok ki. Herkes yetkili. Ama hiç sorumlusu yok. Yaptırımda hiç kimse yok. Harcamadı yaptırımda. Öbür türlü herkes yetkili. BİMER'e bir şikayet mektubu yazdı mı yetkili. Balıkçıyı yakaladı mı yetkili. Zabıtı yetkili, ormancı yetkili, çevre müdürü yetkili, 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 yetkili. Evet, ben iddia ediyorum, hangi notere getireceklerse, kaç paralık senet alacaklarsa, bana yarın bir gün ne günse versinler gölün teslimini. Ben 5 yıl sonra bugünkünden daha temiz Eğirdir Gölü teslim etmezsem, gölün en derin yerinden ayaklarımı taş bağlasınlar, atalım hep beraber. Devlet yapamıyor onlara mu peki? Onlara zaten gerek yok, ben kendim atarım. Sayın Başkanım, bu koruma işini devlet yapamıyor mu da siz böyle bir iddiada bulunuyorsunuz? Yapmış olsa bugünü gelinmezdi. Ya herkes yetkili yani, diyor işte. Halep oradaysa arşın burada. Ben gölün içinde bir evde doğdum, büyüdüm. Ama temiz diyorsunuz suya. Efendim, İçilebilir diyorsunuz. O gün çok daha temizdi. Yani gölün dibindeki kum sayılıyordu. O gün balıklar mutlu dans ediyordu Eğirdir Gölü'nde. Bir avuç su aldığın zaman balık çıkıyordu. Bizim evimizde Şarkı Karaağaçlı bir kiracımız vardı. Yine bilgiçlerden. Şükran Hanım teyze vardı. Aşağıya sepeti bağla, indirir. Balık mı çekerdi? Balık çekerdi tabii. Sepeti sallarken mangalda yakardı. Allah Allah. Evet. Sağ değiller. İkisi de rahmetli oldular. Çocukları sağ. Hasan var, Abdullah var bilgiçlerden. Bu mermerci arkadaşlardan. Şimdi bunlar vaka. Benim yaşımın üstündeki kimi sorarsanız sorun, buraların her tarafından balık avlamıştır, balık tutmuştur. Bizim kavinleyi bu gölden çıkaran sorduğun kurum. Yani
Devlet su işleri. Devlet. Su işleri falan yok. Devlet. Hatta o kanal bile, orada bile ağ yapılıyordu değil mi? Efendim, eski bakın, yıllarda. O bile temizdi yani. Boyunda, çok gündemde olan. Kanal boyunda bahçemiz var. Su şebekesi falan yoktur. Biz oradan su içerdik kanaldan. Bu gölden giden kanaldan su içerdik. Yani benim yaşımdan, benden 10 yaş küçükler gayet iyi biliyor bunu. Ama şimdi niye? Soruyoruz. Onlar da bana soruyorlar. Ya iyiydi, ne oldu? Devlet ne yaptı? Evet, devlet yaptı. Ne yaptı? 4 milyon yılda oluşan canlıların herkes birbirinin dalgasını taş atmadan demin dediğim şekilde mutlu hayatını devam ediyordu. Yılanı, kurbağası, kaplumbağası ve balıklar. 10 çeşit balık var. Bunların dördü favori, diğerleri çerçöp. Yani küçük yem balıkları. Evet. Devlet eliyle getirildi. Dişli balık dediğimiz sudak atıldı. Tatlı su levreye atıldı. Film yandı. Ne oldu? Balıkları yedi. Önce fiziki görünümünün dışında bir balık haline geldi. Sonra yem bitince o da olsun dükkan sizin diye iflas etti. Şimdi bir çıkış bir giriş, bir çıkış bir giriş gidiyor. Ha yolu var mı? Var. Ama devlet kendi ayaklarını kendi başka bir kurumunun yönetmeliğiyle bağlamış. Bu gölün kurtarılması için yüzlerce kişinin üst üste koyduğu fikirler var. Onları yapmaya kalkarsan başka bir yerden kafanı tosluyorsun. Dolayısıyla gölün kirliliğini herkes kirli diyor. Sağlık Bakanlığı'nın tahlillerde temiz diyor. Şimdi görsel kirlilik ayrı, şeyle ölçülmüş, laboratuvarda ölçülmüş kirlilik ayrı. Biraz sizi sıkmayacaksam bizim lastik tamirhanemiz vardı. İnsanlar gelir, abi şunu bir hava basalım. Kaç basalım amcam? 28-30. Basarız, o eliyle yoklar. Abi biraz daha, abi biraz daha, abi biraz daha. Lan arkadaş 50 oldu. Abi indirelim. Ben bakarım parmağında ölçümü var diye. Şimdi bizim toplum yosunu görüyor, göl kirlenmiş diyor. Yosun kirlilik değil ki. Yosun, güneş, oksijen, o da canlı varlık. Gölün kendi ürettiği ürün. Gölün kenarında kamışı görüyor. Ya gölün kenarı çok pis. Ne oldu ahbap? Ya kamış ot dolu. Gölün kendi çıkardığı şeyler. Göl üretiyor, yaşı geldikten sonra kıyıya atıyor. Kirlilik değil. O orada bir canlı organizma daha yapıyor. O da diğerlerini yem oluyor. Yani kamış çürüyerek. Tabii sistemi bilmeyenlerin birçoğu bu kirlilik konusunu abartıyor. Göl hala temiz, hala kaynak suyu ve Eğirdir Gölü'nün etrafında yaşayan 50 bin kişi başka işimiz olmasa gölü kirletmeye kalksak da kirletemeyiz. Niye? Allah'a bin şükür. Kuzey güney istikametinde her gün rüzgar. Güneş bol. Hem rüzgar oksijenle temizliyor, hem güneş temizliyor suyu. Besleyen kaynaklar var. Kaynaklar tabii etraftaki yüksek dağlardan gelen yeraltı kaynakları. Bu dağların olduğu yerlerde de kirlilik yok. Ne asit yağmurları var, ne kimyasal fabrikaların külleri ve dumanları var. Yani öyle bir özel konumda, yani bu bölgede yaşayanlar hep gölü kirletmeye kalksa kirletemez. Ben hala iddia ediyorum, kim benim karşıma çıkacaksa yarın noterden imzalayalım. Yarından sonra bana teslim etsinler. Evet, ben o gün kendimi 21 Haziran 2021. 21. Ben o gün göle atacağım kendimi. Yani hiç kimsenin müdahalesi olmadan göle ama atacağım. Ama yetkileri size verecekler. Tabii. Öyle bedava olur mu? O zaman davul birisinin boynunda, benim boynumda davul, millet çalsın. O olmaz. Peki kuşaklama projesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gülüyorum. Sayın Veli Gök'ün geliştirdiği. Ben onun kimin geliştirdiğini. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın programına girdi. Çok güzel. Devletin bir yerlere atılacak parası vardır. Atılacaktır. Ona ben karışmam. O proje kimsenin projesi değil. O projenin ilk imzası benim. Ben Ekobir'in başkanı olarak Vali Şemsettin Uzun Bey'in projesidir. Köy hizmetleri yaptı, imzasını ben attım. Ekobir başkanı olarak. Yani öyle bir proje muraje yok.
Gölü kuşaklayalım. Hepsi bu laf. Demin dediğim şekilde bir uygulama ise attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağayı değmeyecek, birisilerini para kazandıracak isek haram olsun. Şimdi Sayın Başkanım, Eğirdir Belediyesi zamanında kanalizasyon tesisini kurmuş. Evet. Yani ilçenin evsel atıkları burada göle giderken mutlaka temizleniyor, arıtılıyor. Ama bugün en büyük tehdit Hopaçayı. Senirkent Uluborlu tarafında iki belediyenin de kasabalarında arıtma tesisi yok, doğru mu yani? Gelen dostun yok. Gelen Yalvaç dost yaptı. Yeni yapmış olabilir yeni o yaptı. Zaman. Yalvaç'ın hani yaptı. Sizin arıtmayı yok çalışıyormuş çalışmıyormuş ya da ceza bilmem ne konuşuluyor diyorsunuz ya. Yani olmayan yere bir ceza yok ama. Yok. Hopaçayı çok tehlike mesela. Şimdi 2-3 gün önceki televizyon haberleri. Ne yapmış abi? Bodrum'da yangın olmuş. Ne yangını? Bodrum'un hemen üstündeki çöplük denen alanda yangın çıkmış. İyi mi? Evet. Ne yapıyor Bodrum'da çöplük? Neden şey yok? Arıtma katı mı? Atık. Katı atık. Katı atık. Katı atık deponi alanı yok. Varsa neden böyle yangın olacak şekilde? Birbirimizi aldatmanın anlamı yok ki. Zamanında bizim çöp makinelerinin arkasından kimlerin takip ettiğini siz pekala biliyorsunuz. Biz o zamanlar günah keçisi ilan edildik. Miskinlere döküyordunuz ama siz herhalde. 50 senedir miskinlere dökülüyor. Ben geldim de miskin olmayanları mı miskin yaptım? 50 senedir dökülen yeri ben de devam ettim. Ama birçok ceza yediniz herhalde orada. Efendim bak ne diyorum. Vur Abalıya'yı biliyor musun sen? Duyduk. Evet duydum. Vurun Abalıya. Şimdi yazıyor yönetmelik. Nerede uyguladınız? Daha bu genel seçimde. Şimdi Cumhurbaşkanımız o gün başbakandı. Trakya'da illerin kanalizasyon arıtma tesislerinin temelini attı. Alayla vağlayla. Biz ne zaman yapmışız? 80'de. Ya Allah'tan korkun. Yani ben onları insafsızca hareket veya birisilerinin güdümündeki hareketler olarak ilan ediyorum. Biz çevreyle ilgili belki Türkiye'de o yükümlülükleri bilen en iyi yerel yönetimimiz. Çöpü saat gibi alıyoruz. Kanalizasyonu ilk önce yapanlardanız. Ne Bodrum'da vardı, ne Marmaris'te, ne Kuşadası'nda arıtma tesisi. Biz 30 yılı geçti, cayır cayır personel, makine ve elektrik tüketiyoruz. Ondan sonra geliyorlar, kanalizasyonu ölçüyorlar. Olmayanların hiç ölçü yok. Yani en çok ceza yiyen belediye de sizsiniz. Bu alanlarda. O konuda rekortmenliği bırakmayalım o zaman, öyle mi? Yani rekortmen sizsiniz bölgede. Ben miyim kabahatası? Ben soruyorum. İnsaf için. Yani tamam burası adliye değil veya yasal bir kuruluş değil ama siz sordunuz zaten. Ben diğer ilçeleri böyle şey gibi suçlama gibi algılamadım. Ama yok orada yani. Tamam yoktur. Yoksa hiçbir şey olmamalı. Var olanı vur Abalıya olursa işte böyle olur. İsterseniz biraz da artık turizme geçelim. Turizmini konuşalım. Artık çöpü arıtmayı yeterince konuştuk. Ben programın başında da anons ettim. Eğirdir tarihi dokusu, kültürel mirası, doğal güzellikleri, gölüyle zaten başlı başına çok muhteşem bir coğrafya. Peki ama Eğirdir ne kadar turizmden hak ettiği payı alıyor? Oysa Eğirdir son elmesi az önce Beach Park'la bir giriş yapmıştı turizme, oradan göle geçtik. Ama Eğirdir'in Beach Park'tan önce bir kalesi var, Eğirdir'in Yeşil Adası var. Yine bir Mevlevi hane var Eğirdir'de. Bunu biz Akpınar var, Kova'da var, efendim Çandır var, plajlar var. Kasnak meşesi var. Şey burada var bu burada her şey var. Yani ben şöyle tarif ederim Eğirdir'i. Allah eliyle yapılmış coğrafya müzesi. Burada kıyı var, plato var, ova var, kanal var, nehir var. Dağ var, yayla var, her şey var, efendim yayla var, her şey var. Açık alanda Allah'ın yaptığı coğrafya müzesi burası. Böyle bir güzel coğrafya turizmden hak ettiği payı neden alamıyor? Ha, gelelim oraya. Şimdi Türkiye'de turizmden pay alan yerler neresidir? Marmara,
bir miktar İstanbul başta olmak üzere. Yani deniz kıyısından Ege, Akdeniz, Mersin'e kadar. Ondan sonrası biraz daha şey. Buralar ne turizmidir? Güneş, deniz, kum. Onun dışında tabii yalnız güneş, deniz, kum değil bu saydığım yerlerde. Tabii tarihin kralı doğa var, turizmi coğrafyası de var, her şey var. Ama oralardaki turistik tesislerin kredileri devlet tarafından verilmiş ve oralarda yasaklama da yok. Yani burada turizm tesisi yapalım ama nerede, hangi izinle? Yani paramızın olduğunu varsayalım bir ara. Şimdi biz burada turizm tesisi kuracak olursak %100 paramızı kendimiz yatıracağız. Altyapısında Eğirdir Belediyesi yapacak. Ama turistik bölgelerde devlet otel yapacağı, turistik tesis yapacağı kredi verdi. Altyapısını da kendisi yaptı. Böyle bir eşit olmayan, eşit şartlarda olmayan bir yarışta Eğirdir gibi küçük bir ilçenin yarışması mümkün değil. O neyle olur ne bileyim, Amerika ile Andorra'nın harp ettiği gibi olur. Veya Lüksemburg'un harp ettiği gibi olur Amerika ile. Biz koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin kredilerinin karşısında altyapıyı devlet yapıyor iken yarışmamız mümkün değil. Şimdi burada ne olmalı? Çok yatırımcı buldum getirdim ben. Geçenlerde Isparta'da bir toplantıda da söylendi. Efendim niye Eğirdir Gölü'nü bir Ohri Gölü gibi yapamıyoruz? Niye yapamıyoruz arkadaşlar? Ohri'yi bir Türkler yönetmiyor ki. Ohri'yi de Türkler yönetiverse orada da yapamazlar. Biz şunu söylüyorum ben. Kraldan çok kralcı kesilmişiz. Avrupa'da bizi bu çevre yasaklarını yönlendirenler kendileri bal gibi gölün içinde turistik tesis yapıyorlar ki bana göre hiç mahsuru yok. Bizi soruyorum ben. Arkadaş gölün kıyısında turistik tesis niye olmaz? Kanalizasyon sızıntısı giderse. Arıtırız. Ya arıtılıyor zaten. Eğirdir'in arıtılıyor. Arıtılmayanı yok. Giderse ya böyle sağ ile olur mu? Böyle bir sağ ile olur mu? Başka bir şey söyleyin. O zaman göğden şey giderken, kuş giderken altını yaparsa. Ayda. Efendim 1 milyon yerine 5 milyon göçmen kuş gelir de dışkısını atarsa. Bunlar oluyor da. Yani insanları belli yasaklarla, cezalarla terbiye ediyorsunuz. Hayvanlara öyle bir terbiye de yok. Dolayısıyla bu kafa ve bu sistem gittiği müddetçe Eğirdir'de yapılacak en kral turizm şimdikidir. Nedir bunlar? İşte küçük sayılı belli oteller. Yerli turiste yönelik. Tabii. İç turizm. Mutluyuz. Yani iç turizme hizmet vermekten de mutluyuz. Fakat yani insanları bıktıracak yasakları temcit pilavı gibi ısıtıp sunmaya gerek yok. Sunmaya gerek yani yok. Yani bu şartlar altında bir eşitlik dedi arkadaşımız. Pupa çayı mıdır ha? Hopa. Neyse. Hopa çayı. Neyse hopa çayı. Peki. Hopa çayı ne yapıyor? Oraların şimdi iki nitrat, ilçe, onlarca kasaba ve köylerin nitrat gübresini yasaklandı ama yıllardır yani suni gübre veya fabrikasyon gübre dediğimiz bahçelere atılıyor. Vahşi sulama yapılıyor. Bahçelerdeki o su yıkanıyor. Direkt veya endirekt Eğirdir Gölü'ne geliyor. O gübreli, azotlu veya diğer metalleri işte var. Daha tehlikelisi tarım ilaçları direkt veya endirekt göle intikal ediyor. İyi. İşte oralarda bir kapan kurup o suyu en azından kanalizasyonları veya küçük dereleri arıtılabilir mi? Arıtılabilir. Ondan ben yapayım. Şimdi Sayın Başkan, ben o bölgedeki söylerken belediye başkanlarımızın duyarsız olduğunu söylemiyorum. Alakası şöyle yok. Bir durum var. Mesela Semirkent Belediye Başkanımız projesi hazır, her şey hazır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyor ki arıtma yapmak zorundasın. Hı. Bir taraftan Devlet Su İşleri'ne bağlı bakanlığı geliyor. Dur yapma diyor, kuşaklama projesi kuşak olacak diyor. Yani birisi yap diyor, birisi yapma diyor.
Aynı şekilde Uluborlu da aynı durumda. Tamam. Hani adamlar yapmak istiyor. Duyarlı belediye başkanlarımız. Ben duyarsız demiyorum. Ama devlet ya. Kendi içerisinde bir karar verebilse. Demin onu söyledim. Aynı şimdi yere geliyor. Biz bir eş güdümlü bir çalışma olsa. Yani bir bakanlık yap diyor, biri yapma diyor. Evet. Bekle aynen, diyor. Aynen. Şimdi bu su kirliliği kontrolü yönetmeliğine göre balık avlamak yasak. Getiremiyor maddesini. Balık avlamak yasak. E bugün serbest oldu. Bugün de av sezonu açıldı. Av sezonu açıldı. Yani sazan tatlı suda sazan avı serbest bırakıldı bugün. Hayır, işte. Devletin bir kurumu bu suda avcılık yapamazsın diyor. Dahası var. Öbür kurumu av sezonu dahası açıyor. Dahası var. Akaryakıtla çalışan kayık kullanamazsın diyor. Ne zaman çıkmış belki bu? Belki buradan su içmek de yasaktır ya. Bir incelemek gerek ya. Yani onu bilemiyorum. 89'da bu yasaklar çıktı. Güncelleşti falan dediler ama yine bizim olan bina okur, döne döne yine okur. Vatandaşa her türlü yasak devam. Sonuç turizm. Turizm evet. Yani ona diyecektim. Geliyoruz Arıtma'ya, göle tam orayı konuştuk artık. Oraya bir daha tebrik ediyorum sizi. Vallahi iyi başarıyorsunuz. Hayır ben göl, zaten. Göl en önemli sorunu bu. Göl. Tamam. Yani sen, şimdi. Yasaklar olmazsa tamam. Sayın Başkan yatırım yapacak. Turizm açacak belki. Ben ilçesine. Yapamayacağım. Ama yatırımcı o kadar çok insan getirdim. Tabii. Şimdi hatırlayın bu çeşmenin ilerisinde neydi? Sörf okulu var ya. Alaçatı. Alaçatı'yı Fransızlar sörf okulu açmışlar. Ta eskiden beri. O adamı bulduk getirdik Eğirdir'e. Gezdirdik. Bir çift çeker araçla. Adam bitti. Tam da şansından Poyraz'ın delirdiği bir günü denk geldi. Tam dedi bizim aradığımız yer dedi. E tamam ahbap ne yapalım Fransız. Bana dedi hiç olmadı minimum 100 bin metrekare göle sıfır arsa. Ne yapacaksın sen orada? E işte bunları yapacağım. E dedik yasak. E o zaman bizi niye çağırdınız o zaman dedik. Yani göle sıfır bu tesisleri yapmak yasak ise ben burada yalnız sörf okulu var desem orada oteli olmaz ise diskosu olmaz ise yeme içme mekanları olmaz ise yolu olmaz ise plajı olmaz ise dedi bunlar olur mu? E bizde olacak dedim o zaman bekleyin arkadaş dedi. Yani bunu İşkembe-i Kübra'dan Hacı Margin'i salladı diyor olabilirler. Tanrı şahitleri var. Ben isimlerini vereyim sorsunlar. Yani birçok yurt dışından hemşehrilerimiz gelir. Önünde de engel yani bu yasak. Veya tesadüfen Eğirdir'i gelmiştir. Ya arkadaş bir yer bulun şuradan bir turistik tesis yapalım. Ben 2-3 tane ekibi Akpınar'ı getirdim sağlık turizmi için. Ta Kanadalı bir yatırımcı. Adamlar geldiler baktılar ki yok hemşerim dediler bize buradaki sıkıntılar yeter. Yani ben bunu şöyle mi okumalıyım? Burada turizmin önündeki tek engel göldeki koruma olayından dolayı tersizleşememek mi? Tabii canım. Yasaksız başka hiçbir yani. Şey yok. İyi arkadaş da Mehmetciğim sen yurt dışından geldin. Eğirdir'i geldin. E kıl çadırdı yatırırsak 3 kişi 5 kişi belki memnun olur. Bakmayın bugünkü havaya. Ben cumartesi gün burada oturduk, üşüttüm, nezle oldum ertesi gün. Yani burada adam gibi banyo yapacağı, oynayacağı, zıplayacağı, efendim birçok sportif aktiviteyi yapacak tesis. Avrupa'dan geliyor, adamdan para alacaksak neyine verecek bizim? Karagaş, karagöz her yerde var. Onlara aşık ise değil ki. Buranın çevresini, etrafını gezecek ama gece yaşayacak. Turizm bir yerde eğlence. Tamam o zaman şöyle diyoruz. Eğirdir turizmden bundan daha fazlasını beklememeli. Veya... Bekliyoruz. Böyle aklın duracak iştahdan bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Devletin yöneticilerinin Allah'tan, kitaptan korkup bize uyguladıkları yasakları insaflı hale getirmelerini bekliyoruz. Getirilsin. Sizler de şahit olun. Ben yarın oteli başlayacağım. Evet. Devlet bana ormandan 100 senede ağaç olmaz dedikleri yerden 50 dönüm yer versin yarın inşaatını başlayayım. Hodri meydan. Onu da mı vermiyorlar başkanım? Ya bırakın arkadaşlar. Orman vasfını kaybetmiş. 1000 metre kare cami yapacak yeri vermediler. Hangi kurum vermedi başkanım? Ya orman diyorum ya. Kurumu mu? Nereye yapacaktınız cami? Efendim yeni mahallede şu şeyin olduğu yer bizim akaryakıt istasyonundan sonraki yeni oluşan mahalle orman var. Orman vasfını kaybetmiştir Allah bilir.
Ya kendiler diyorlar ki burada orman 100 yılda meydana gelir. Yani en basiti siz işte gar demir yollarının üstündeki tepeyi. Somkaya. Toprak denen bir şey yok. Yalnız çatlaklarda. Orada da olabilecek ağaç ardıç. Ardıcın tohumunu ekeceksin veya fidesini dikeceksin de 100 yılda ağaç olacak. Böyle bir yeri devlet bütün şeyiyle sıktırmış, sarılmış, salmıyor. Ama kıyıda sen kalınlıkta, ben kalınlıkta, hatta üçümüz kalınlıkta ağaçlar kesildi, turistik tesisler yapıldı. Yani ikili bir uygulama. Başka yerlerde. Antalya'da, kıyılarda. Gidelim hala duruyor otellerin bahçelerinde. Adamlar 100 ağacı kestiler, 10 tanesi bekliyor. Orada bizim bu kanunlar yok muydu? Yalnız Erdir'e mi yapıldı özel? Onun için biz dört gözle bekliyoruz. İnsaf merhamet diliyoruz yani Allah'tan. Evet, şöyle yapalım, kısa bir ara verelim. Erdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ile Basın Kulübü çok kısa bir reklam arasının ardından devam edecek. Davraz Kent'in sunduğu Isparta Basın Kulübü devam edecek. Davraz Kent'in sunduğu Isparta Basın Kulübü devam ediyor. Basın Kulübü'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turizmi konuşuyoruz, Eğirdir'i konuşuyoruz. Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, burası bize Allah'ın bir lütfu, burada her şey var ama yasaklar nedeniyle Eğirdir gelişemiyor, ilerleyemiyor dedi. İkinci bölümde de turizme devam edelim. Bir şey ekleyeceksiniz mi? Artı biz gelişemediğimiz, para kazanamadığımız gibi dünyanın birçok ülkesinden ve ülkemizden insanlar Eğirdir'den mahrum ediliyor. Eğirdir'i görmek bir şans. Eğirdir'de yaşamak bir şans. Ama bu tesislerimiz olursa bu Eğirdir'de yaşamayı, o tadı, şansı onları da sunmuş oluruz. Eğirdir'de yaşamak şans dediniz. Evet. Son günlerde bir haber vardı. Slow City. Yani sakin City Slopes. Sakin şehir. Eğirdir sakin şehir ağına dahil olma noktasında önemli bir adım attı. Ve buraya Türkiye Bilim Komitesi'nden uzmanlar geldi, profesörler geldi. Evet, Eğirdir'i gezdiler, gördüler. Ne dediler, nasıl bir rapor tuttular? Ne olacak? Sakin şehir olunca ne olacak? Tamam. İşte turpun büyüğü heybede. Şimdi Sıtta Slova anlatayım arkadaşlar. Ben belediye başkanlığını başladığımdan beri Eğirdir'i tanıtmak için her ortamda ve her pozisyonda çaba sarf ediyoruz. Bu Sıtta Slova denen İtalya kökenli bir turizm birlikteliği diyelim. Bunlar genelde yaş şeyi yok hitap ettiklerinde. Doğal çevre, sosyal ilişkiler, iyi yaşam, belli kriterleri var. Bunları karşılayan şehirlere bir salyangoz arması, salyangoz yavaş yürüdüğünden bahsederek bir salyangoz arması ve bir paye veriyorlar. Onun da belli yaptırımları var. Yani şunlar yapılmayacak, şunlar olacak. Şimdi bize bu konu kim anlattı tam bilemiyorum ama böyle bir birlik var. Oraya girerseniz iyi olur dediler. Biz de bir bu elma hükümdarlığı kitabını yazan Görkem arkadaş şey dedim ki madem sen bunu ilgileniyorsun şeyini yap sekreteryasını beraber bir Seferihisar'a gittik. Seferihisar belediye başkanı Türkiye'de temsilci. Başkanı ziyaret ettik. O işle ilgilenen personellerini ziyaret ettik. Yani nelerin yapılması gerektiğini bakalım diye. Bir şeye talip olacağız ama neyi talip olduğumuzu bilelim diye. Ben o gün Görkem Bey'e ve diğer yanımdaki arkadaşlara söyledim. Biz bu yeni orada yapılan birçok şeyi biz zaten yapıp geliyoruz. Nedir bunlar? İşte hiçbir sınıf ayrılmadan yazın efendim çocuklara, gençlere belli imkanlar sağlamak.
Biz zaten yapıyoruz. Efendim küçük yani bizim Eğirdir evi gibi bir yeri götürdüler mesela orada bize. Dedik bu zaten var bizde, biz bunu 20 yıldır kullanıyoruz gibi birçok şeyler. Bizim burada mesela orada bir mandalin birliği kurulmuş. Biz de dedik Elma'nın her köyde bir kooperatifi var. Dolayısıyla bu ortak çalışmalar yapılıyor. Sonuçta müracaatımızı yaptık. İşte belli bir süre sonra bayağı neredeyse bir yıl oldu. Bir yazı geldi. İşte sizin dediğiniz gibi bunun Türkiye'deki uzmanları genelde turizm üzerine çalışan profesörler ve yine o İzmir'deki belediyelerin bir derneği geldiler. Biz onları istedikleri yere götürdük bir program dahilinde. Tabii size şoför imtihanında olduğu gibi kazandın in demiyorlar. Kendi raporlarını, işte turfun büyüğü dedim o, kendi raporlarını tutacaklar genel merkeze, yani İtalya'ya onu bildirecekler. Dedik yani bir eksik bulduğumuz bir şey varsa, gerekiyorsa bir daha gelineceği kadar yapalım falan. Yok dediler, bundan iyisi Eğirdir Elması dediler. Bu kadarını biliyoruz ama ümitliyiz. Biz yaptığımızın kanaatindeyiz. Birçok şeyi anlattım, yani her şeyi anlattım, onların aradığı birçok şeyi. Tamam dediler, yani biz beklediğimizden daha değişik. Mesela içlerinde bir profesör, çok mütevazi, böyle şey bir profesör, o da turizm profesörü. Eğirdir'e daha önce iki defa gelmiş. Buradaki bir turizm toplantılarını, ki zannediyorum o da bizim yaptığımız bir toplantıydı. İki defa gelmiş. Ya arkadaş dedi böyle, bize bir arabaya bindirip Eğirdir'i gezdiren olmadı ki dedi. Yani benim o gün geldiğim Eğirdir'e kaç katlamış bugün dedi. Ama sebebini soruyor. Biz geliyoruz otele, konuş, yemek ye, yat, ertesi gün git. Dolayısıyla Eğirdir'i görememişiz. Bugün gördük, memnun olduk dedi. Sonuç olarak biz ondan ümit varız. Oradan da yine böyle 5 yıldızlı otel aramayan, yalnız doğa ve sosyal ilişkileri, yeni bir şehri görmeyi arzu eden, huzur, rahatlık sağlayan yerleri arzu eden bir grubun buraya, en azından Avrupa'daki internet sitesine ve o Sitteslov denen genel merkezinde Eğirdir'in adı, adresi, telefonu yazacak. Evet. Yani bu adaylık kriterini biz aslında biz fazlasıyla tamamladık, kanaatindeyiz. İnşallah tabii eksik olursa tamamlarız. Türkiye'de, yani Türkiye'de 10 yer 12, 11'miş 12 olacak. Bir tanesi de Yalvaç, inşallah Eğirdir'de ikinci olacak. Evet, evet. Sayın Başkanım, bir de bu 93 yılında başlayan duble yol var, Isparta Eğirdir. Gerçi bitti sayılır ama sürekli bir çalışma içerisinde. Bitti mi sayılır, bitli mi? Yani bize göre bitti. Hani duble olarak geliyoruz Eğirdir'e. Anladım, anladım. Ama her yıl bir tamirat var, her yıl bir şey var yolda. Bu Eğirdir yolunun bu şekilde olması da ulaşımın erişimi anlamında. Şimdi özellikle Konya otobüsleri artık buradan geçmiyor. O yoldan değil, onunkini anlatayım da. Hep konuşuyoruz ya, özel şehir Allah özene bezene yapmış. Bunları yaparken bize arsa ve şansı unutmuş. Yani şans vermemiş. Arsayı da ya bunlar da arsasız idare ediversinler demiş herhalde. Şimdi arsa sıkıntısı had safhada biliyorsunuz. Yol işi biliyorsunuz karayollarının işi. Belediye üzeri düşeni yapmış. Yerini imar planında söyledikleri şekilde çizmiş. Programa alınmış. Valla ben geldiğimden beri devam ediyor. Ama ben de siz gibi biteceği kanaatindeyim. Biliyorsunuz bu yolun ilk yapıldığı zaman çok şanssız bir müteahhitlik firmasıyla karşılaşıldı. Standartların altında bir yol yapıldı. Öyle bir şanssızlığımız oldu. İnşallah yeni firma bu şanssızlıkları giderir diyorum. Ama o Konya yoluyla ilgili şey öyle değil. Hani bir geçiş noktası değil artık Eğirdir. Yani şöyle, şimdi en kısa yol. Eskiden Eğirdir, ta tarihten gelen bir yol var.
Öyleydi. Şimdi çaydan, dinardan direkt Afyon, İzmir seferleri açıldı. Seydişehir yolu açıldı. Antalya'dan gelirken. Dolayısıyla yollar Kılcalı kadar indi. O dediğiniz şeyler daha yakın. Şimdi Eğirdir, Şarkıraç ve Yalvaç arası tek şeritten gidiyor. Mesela o dönemlerde özel hüküm planı ile ilgili şöyle derlerdi. Hani bu yollar duble olması için bu özel hüküm planının onaylanması gerekiyor. Onaylanan 2 yıl oldu aşağı yukarı, 2-3 yıl. Tamam, şöyle diyelim. Yol kimin? Devletin, karayolları. Özel hükmü onaylayacak kim? Devlet. Bitti. O zaman onaylandı ama. Onaylandıysa bana ne soruyorsunuz? O sorunun muhatabı ben değilim diyor. Sorunun muhatabı ben değilim. Benimki Alefelerin, yani Bayboğan'dan Navzüreklinin biraz ilerisine Senişbey'deki benzinlik, burada Alköy, öbür tarafta da Marem'in biraz ilerisi. Benim sorumluluğum burada. Yok hani Soner, ama yolu... ilçeye erişim de sizin için çok önemli. Hani burada bir yol gündemi oluştu mu demek istiyor aslında Soner. Halkın gündeminde bu yol yok mu? Bizim gündemimizde var. Yalvacın gündeminde var. Şarkı Karaağaç'ın gelen dostunun da gündeminde var. Şimdi... Kimin gündeminde yok? Herkesinkinde var ama uygulamıyor. Şimdi ben sizi sorayım. Ne diyor Özel Dare'nin reklamı? Melikler Köprüsü'nü yaptık. Evet, yılların hayali. Tamam, kaç kişi kullanacak orayı? Herhalde devlet fizibilitesini yapmıştır herhalde mutlaka. Herhalde yapmıştır. Hangi devlet? Yani falancının sekreteri devlet hanım mı? Fizibiliteyi yapan. Yani bunu yapan ilgili kurum mutlaka rantable gördü, yaptı. Diyelim ki yapılırken hala da yapılıyor, inşaatı devam ediyor. Sadece Sütçüler yöresini değil, Eğirdir yöresini de Antalya'ya bağlayan. Oradan gideceğiz öyle mi? Bir Hacemmin'i selam söyle. Buradan oraya kadar yol yok, köprüden geçeceğiz öyle mi? Şimdi bakın onu demek istiyorum. Ben yapılsın yapılmasın değil. Her yeri yapılsın. Geçen gün Şakir'in programında arkadaşlar bana soruyorlar. Adadan Karabağlara kadar yol ne zaman yapılacak? Gölün içinden. Diğer bir hemşehrim soruyor. Sivri'ye ve Oluklacı'ya teleferik ne zaman yapılacak? Şimdi şeyine bakmadan. Burada dediğiniz gibi işte çevre var, bilmem ne var. İstanbul'daki 4. köprü ne zaman yapılıyor? Daha bitmedi. Kim yapıyor? Japonlar. Sahibi kim? İşte 5-6 zenginin konsorsiyumu. Yani devlet mi yapıyor? Hayır. Onlar yapıyor. Yap işlet devret. Yap işlet devret. Ha. Şimdi dedim Melikler Köprüsü. Melikler Köprüsü bana göre demek buradanki daha mühim ki demin dediğimiz devlet orayı öncelik tanımış. Burası İl Özelliler Sorumluluk Ağı, burası Karayolları Ağı ama. Tabii yani daha karayolları küçük kuruluş olduğu için özel daireye göre değil mi? Onlar hesabı iyi yapamaz. Karayolları daha Antalya, Isparta Antalya yolunu yapamadı yani. Şimdi benim ağzımı açtırmayın. Bugün iyileri konuşalım mümkün olduğu kadar, mübarek Ramazan. Karayolları Eğirdir'de mezarlığın dibinde 30 metrelik kanal geçişinin köprüsünü yapamadı karayolları. Ben il koordinasyon kurulunu söylediğimde ya yarım saatlik iş dediler. İki tane de tren üst geçidi olması gerekiyor yol güzergahında. Onlar bitti canım, iptal edildi. İptal oldu. Karayolları bölge müdürü bunu söyledi zaten ticaret ve sanayi odasındaki bir toplantıda, Isparta yeterli yatırımı alamadı dediği için hatta görevden alındı. Belki takip etmişsiniz. Yok o kadarını bilmiyorum. Daha yeni Isparta'nın sıcak gündemi. Değişti mi müdür? Karayolları Bölge Müdürü değişti. Evet, Isparta ulaşım ağında yeterli yatırımı alamadı dediği için görevden aldılar. Bu yeni genç bir müdür. Evet. İyi olmuş. Serdar. Allah razı olsun kim tayin ettiyse. Neden demek öyle ki başarısızdı. Efendim? Demek ki başarısızdı ya. Hayır. Neden öyle dediniz? Şimdi kanalizasyon şebekemizde problem var. İyi mi? Belediye 15 trilyon liralık borcun altını girecek. %50'si hibe ama %50'sini bu garip belediye aylık gelirlerinden ödeyecek. Karayolları projeyi olmaz diyor. Soruyoruz neden müdür bey?
Bizim hat zaten sizin karayolunun altında, zamanında izin verdiniz. En küçük bir arıza oldu mu ben makineyi sallıyorum. Size haber bile vermeden arızayı gideriyorum. Yani yeniden yapılmasını neden hayır dersiniz? Bizim yol bozuluyor. İyi. Eskisi durursa düzülür mü? Ya hiç olmadı. Yaya kaldırımının altından geçelim. Yani bizi yaya kaldırımını izin verin. Biz kanalizasyonu geçirelim. Yaya kaldırımını yeniden yapalım. Olmaz. Oraya yapacağın imalatın projesini getir. Bir bakayım. İşimi gelirse veririm. Böyle bir şey olur mu? Yani o tayin imzasını kim attıysa Allah razı olsun. El ayağı dert görmesin. Evet. Siz de dertliymişsiniz. Ya arkadaş, dertsiz olunur mu? Bak ne diyorum. 30 metrelik köprü yapılacak. Ben geleli 26 ay oldu. Yerel seçimlerde herkes söyledi bu yolun yapılacağını. Evet. Biz de mutlu olduk. Keşke dedik yapılsa. İlk koordinasyon kurulu toplantısında söyledim bunu. Karayollarının ilgilisi dedi ki ya yarım saatlik yol Ömer abi vallahi ayıp ediyorsun dedi. Hala ayıp ediyoruz, hala ayıp ediyoruz. Yapılmadı hala. Tamam, evet. Ama bu ben bir toplantıda veya herhalde gazetede demişim ki ya arkadaş ben Eğirdir'de birçok kamu kuruluşunun yapacağı işleri bile yapıyorum, yardımcı oluyorum demişim. O müdür bey bozulmuş. Alınmış. Yani biz koskoca karayolları bölge müdürünün işini ufacık belediye nasıl yardımcı olur diye. İyi mi? Bu konuyu da uzatmaya gerek yok. Yani yok, bu ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Ben uzatalım şimdi, demiyorum. Yani sizin yaşadığınız sorun ayrı bir olay. Yaptığı açıklamadan dolayı görevden alınması ayrı bir olay. Yani farklı değerlendirilmesi gerekiyor. Yani aynı çerçevede değerlendirilmesi gerekiyor. Abi karayolları bölge müdürü ise orada söyleyeceğine. Tamam, buna da hak veriyorum ben. Tedaviyi genel müdürlüğüne uzatsın. Ya demek ki uzatsın. Başkanım gibi birçok kişiden şikayet gitti. Olabilir. Yetkililer de görevden aldı. O bizi ilgilendirmiyor. Ben hani hiç kimseye şikayet etmiyorum. İlk defa burada anlatıyorum. Ama bizim için önemli olan Isparta-Konya arası yolun duble olması. Eğirdir yolunun bitmesi. Ali yapar, Veli yapar. Dereboğazı yolu. Gerçi siz artık Dereboğazı'na köprüden yeni yoldan geçeceksiniz. Geçeceğiz, doğru. Ya bizim bundan sonra oraya da ihtiyaç kalmayacak. Yani. İsterseniz elmayı konuşalım başkanım biraz da. Siz üreticisiniz memnun aynı oluruz. Zamanda. Elma Eğirdir için. Eğirdir eşittir elma. Elma hani gölü turizmi bunlar tabii, da önemli tabii, ama tabii. Elma da ekonomik evet. Anlamda. Elma, yılda 500 milyon TL'ye evet. Yakın bir ekonomisi olan. Şimdi bana gelenler sorarlar Eğirdir'i bilmeyenler. Ya kardeşim bu memleket ne yer içer? Nedir geliri? Ben de derim ki Eğirdir eşittir elma. Yani Eğirdir'in elması bugünkü gelirde olmamış olsa... Şimdi yarısı yoktur. Başkanım çok dikkatimi çekti. 1,5 ay sonra yeni elmalar çıkacak. Çıkacak. 2 ay sonra evet. 2 ay sonra evet. Çıkacak ama sanki şu elmalar şimdi ağacından dalından toplanmış. Dalından koparıldığı gibi. O kadar sert. Yani evet. Yaprakları bile yaprağı, arkadaşlar çekiyor. Sapı yeşil. Sanki yeşil. Evet. Sapı yeşil. Bu iş nasıl oluyor başkanım? Bunun sırrını evet. Bir... Şeytan bunun neresinde? Şeytan yani falan yok. Yani o zaman bir yıl nadasa bıraksanız 2 yıl yetecek size elma. Öyle de olabilir evet, yani. Tabii. Atmosfer kontrollü soğuk depolarda 2 yıl saklamak mümkün. Hatta şimdi o da bir şey daha atladı. Dinamik atmosfer denen bir sistem var. Ona göre çok daha şey. Kopardığımız tazelikte 1 yıl saklamak çocuk oyuncağı. Yani enerjiyi harcıyorsanız bir sene sonra da elmanın iyi para edeceğini düşünebiliyorsanız elmayı 1 yıl saklamak çocuk oyuncağı haline geldi. 1, 2 Eğirdir. Ben yine iddia ediyorum. Ya diyecekler ki bu da Hacımar kafayı bozmuş. Eğirdir şunda birinci, bunda birinci. Evet, elma üretiminde de dünyada birinci. Miktar olarak demiyorum. Kalite ve sistem olarak. Ben gittim Fransa'ya daha bu kış. Polonya'ya gittik. Elma tarımı bizim altımızda. Fransa dahil. Arkadaşla yine... 50 bin ton. Ya tonu ayrı dava. Şeye gittiler. Şili ve Arjantin'e. Oradan bize fotoğrafları geldi. Sandıklar bizim 40 yıl önceki sandıklar. Ahşap sandıklar. Elmanın üstünde şey gibi yamalı bohça gibi kara leke. Giden arkadaşlarla konuştum.
Ya abi biz bunu en iyisini yapıyoruz. Ben ikinciyi gitmeyeceğim dedim. O Arjantin'e yani görecek bir şey yok burada. Görecek bir şey yok. Yani biz elmayı biliyoruz. Elma bizi biliyor. Görülecek şeyi gördük. Dolayısıyla tabii bu da yine gölün ve Allah'ın lütfu. Ama bu Allah'ın lütfu var. Göl bizi iyi bakıyor deyip de biz hala eski kara depolarda bu işi yapsaydık sınıfta kalırdık. Bütünleme bile değil. Temelli çakardık. Şey verirlerdi yani. Tasdikname verirlerdi. Ama onu yapmadık. Şimdi demin dedim ya vahşi sulama göle zararlı. Damlamayı geçtik büyük ölçüde. Göle zararı minimuma indi. Eğirdir hatta ilk geçen yerlerden tabii, değil mi? Tabii Türkiye'de ilk geçen. Türkiye'de. Türkiye'de ilk geçen. Modern meyvecilik aslında Eğirdir'den tabii, Eğirdir'de aldı. Başladı. Tabii damlama sulama yağmurluma. Bahçede. Yağmurluma çok eski de ama damlama sulamayı ilk yapan Eğirdir Belediyesi. Yani hepsi 40 dönüm yerde de olsa biz yaptık. Sonra Eyüpler Köyü yaptı. Sonra herkes yaptı. Ben de bahçemde yaptım mesela. Şimdi bu hem su tasarrufu, hem enerji tasarrufu, hem ağacın sağlığı, hem de toprağın sağlığı, hem de göle yararlı bir olay. Dolayısıyla sulamayı çözdük. İlaçlamada tarım teşkilatı, MAREM gibi kuruluşlardan edindiğimiz bilgilerle çevreye çok zarar veren ilaçlardan da kaçtık. Yani çevre dostu ilaçlar kullanıyoruz. Soğuk depolarımızda da her yıl soğuk depocu arkadaşlar bir gelişme içinde. En son işte bu atmosfer kontrol, arkasından dinamik atmosfer. Şimdi her zaman söylüyorum yine görgüsüzün oğlu olmuş demeyin. Türkiye'de 49 tane Tarım Bakanlığı'nın araştırma enstitüsü var. İki tanesi Eğirdir'de. Biri de MAREM, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü. Orada bu dediğim son teknolojiye atmosfer, dinamik atmosfer depo kuruldu. 2 yıldır deneniyor. Yani bu yeşil dediğinizi daha yeşil ve sert dediğinizi daha sert. Depodan çıkan elmayı, zaten bu elmayı da şimdi ısırsak yiyemeyeceğiz. Yani bu elmanın yenmesi için bir hafta 10 gün beklemesi lazım. Yani dişimizden yok bıçakla yontacaksak o ayrı. O nedenle biz deposunda, ilacında, gübresinde her şeyinde bunun lideri olduk. Ve bütün Türkiye'de bizden örnek alıyor. Sonuç, Eğirdir'de elma üretimi iyi fakat pazar yok, para etmiyor. Sıkıntı bu. Bu yıl tuş oldu üretici. O meşhur gelesene söylemeye başladık. O şarkıyı aşağı yukarı 6 aydır söylüyoruz. Şimdi sizinle birlikte Fransa'ya giden ISO Meclis Başkanımız Osman Şahlan Bey anlattı. Hı. 50 bin ton üreten Fransa'nın bir bölgesi bir birlik kurmuş ve pazarlamayı çözerek dünyanın her yerine üretimi dedim her canım şey satışı yapıyorum. Satışı satamıyoruz. Peki hani bunun çözümü ne olabilir başkan? Satış o çok derin konu ya. Üretmekten daha önemli bir konu. Muhakkak ama şimdi bakın. Şimdi üretmeyi biz serbest bıraktık. Devlet bahçe kuran herkese belli şeyler veriyor. Vergi iadeleri veriyor, teşvik veriyor. Bu nedenle de bu üretim sürekli artıyor. Bizde bir laf vardır, Isparta'da var mı bilmiyorum da. Ak köpeğin pamuk pazarını zararı var derler. Ne yapar ak köpek? Oradan geçiveriyor. Onun tüyü daha parlak olduğu için pamuğu zararlı. Şimdi Türkiye'de de herkes bedava bahçe kuruluyor düşüncesiyle devletten desteği aldı. Özellikle dış kökenli büyük şirketler şimdi elma üretiyor. Onun adı kalite mefhumu yok. Dış güçlerden, dış ülkelerden de elleri ayakları olduğu için satış daha rahat bize göre. Biz burada 50 bin değil 100 bin kişilik 100 bin tonluk birlik kursak bile belli bir çalışma lazım. O çalışmaların büyük kısmı Eğirdir'de daha önce yapıldı. Birçok kişi bunun farkında değil. Eğirdir'de 3 veya 4 tane
iyi kuruluş var. Bunlar İstanbul'un zaten neredeyse yarısını götürüyorlar. Bizim bu yılki sıkıntımız Orta Doğu'daki harp. Orta Doğu'ya elma adı altında, kalitesiz demeyeyim de, küçük boydaki elmalar gidiyordu. Şimdi gitmeyince işte Akköpek bize zarar verdi bu yıl. Isparta Ticaret Borsası'yla da bir görüşmenizde burada bir şube açılması açacaklar. Gündeme tamam, geldi. Onda bir sıkıntı yani yok. Elma borsasıdır, elmanın fiyatının belirlenmesidir. Bunlar da pazarlamaya belki katkıları olur. Belki olur. Biz zaten borsanın ilk kuruluşunu biz öncülük ettik. Ahmet Adar Bey de biliyor. Bizim rahmetli Mustafa Findos vardı. Ha, o zaman biz yani şöyle işte borsa kurulsun, biz de elmayı borsaya edelim dedik ama dışarıdaki üretimler bizi geçti. Borsa sistemi o şekilde olamadı. Evet, elmadan isterseniz tamam, burada elma vardı. Bir de kerevit diye bir su canlısı var burada. Eğirlerin vardı. Hala da ekonomisini genel yani konuşmak gerek belki o anlamda. Konuşalım çünkü kerevit bugün ekonomik değeri çok yüksek bir tatlı su, istakozu diye geçiyor. Ve nasıldır kerevitte tablo, ihraç ve yurt dışından da yoğun talep olduğu halde galiba kerevit popülasyonu biraz düştü değil mi? Şimdi toplantıdan önce bir sohbet ettik ya göldeki canlılarla ilgili. Kerevit levrekle beraber hortladı. Gölde vardı ama böyle ester sayıda, çok az. Ama kerevitten sonra bu dip tarayıcı sıraz dediğimiz balık sistemden çıkınca dipteki yem kereviti kaldı. O dipte de çok küçük canlılar ve küçük otlar diyelim. Bunları kerevit yedi. Bir de kerevitin yumurtasını yiyecek balık da sistemden çıktı. Sıraz yiyordu onun yumurtalarında, dipteki yumurtayı. Şimdi kerevit var ama çok büyük bir baskı altındaydı. O gölün tabii balıkları kalkınca kerevitin üstündeki baskı kalktı. Acayip bir popülasyon oldu. Dediğiniz gibi kamyon kamyon havaalanına veya Bursa'daki işleme tesislerine mal gitti. Buradan da İsveç'e, Fransa'ya gitti. Ama dünya durmuyor. Çin denen bir dev dünya pazarlarına çıktı. Bizdeki fiyatın çok altında kereviti Avrupa pazarlarına gönderdi. O arada İsveç'ten kaynaklanan bir bu eklem bacaklı hayvanlarda oluşan mantarı, eklem yerlerinde mantarı bir hastalık geldi. O da ilaçla, iğneyle, bir şeyle temizlenecek bir şey değil. Ancak hasta hayvanların bağışıklık kazanmasıyla çözüldü. İsveç'te 30 yılda bu bağışıklığı kazanan hayvan bizde 12 yılda bağışıklığı halletti. Yani gölde çok az miktarda hastalıklı hayvanlar var. Diğerleri sağlıklı. Ama bu sizin dediğiniz şekilde bir ihtiyaç boşluğunda kerevit avlandı. Fakat her şeyde olduğu gibi işte avcının 50 tane keklik vurduğu, 20 tane tavşan vurduğu gibi kerevitin de ufak tefek ne varsa toplanıverdi. Yani bu sefer kerevit katliamı yaptılar diyorsunuz. Yani. Öyle diyelim. Bindiği dalı kesti toplayan üretici. Bilinçsiz avcılık yani ya kerevitin. Bilmiyorlar mı? Onlar da biliyorlar Mehmetciğim de. Yani bir hırs var bizde. Yani tarifini bile yapamıyorum ben. Topladılar. Bu sefer yavru yapacak kerevit kalmadı. Ha şimdi o mevcut kalanlar yavru yapacak. İşte o Nasrettin Hoca'nın diken ektiği hesap. O yavrular büyüyecek. Bir daha yavru yapacak. Kerevitçi kerevit parası şimdi yiyecek. Şimdi Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Sırrı açıklaması Bey. Var. 7 bin ton Çinli bir iş adamı yılda diyor 7 bin ton kerevit istiyor. Biz 500 kilo ancak üretiyoruz yılda. Ben izledim. Bana da Ecrufya'dan 1 milyon ton elma talebi var.
ama 5 kuruştan. Yani karşılamıyor. Hangi ülke başkanım orası? Ecruf ya. Ecruf. Bilmez misiniz? Yok. Hakikaten burada Ecruf'u bilen var mı? Kimse gitmemiş, durumunu gösteriyor. Hayır, Türkiye. Ecevit'in, rahmetli Ecevit'in yönettiği Türkiye. Bunu bilmemize imkan yoktu değerli izleyiciler. Böyle ben, bir, ben de, yani ben siz de bilin, muhtemelen sizlere. Ekranları başındaki izleyicilerimiz de bizim Ahmet gibi Kabaklı'nın tepki vermişlerdi. Kitabı var. Ahmet Kabaklı'nın kitabı var. Ecruf ya. Onu vereyim, okuyun. Yani böyle şimdi, talep... Şimdi bu talepler var. Demin dedim ya, bana da lazım 1000 ton kerevit. Yok zaten. Çinlinin talep etmesi mesele değil ki. İşte elma talep etsin Çinli. Onunla ne olsun yiyorlar, elma yesinler. Kedi köpek eti istesinler, verelim. Yani olmayanı herkes ister. Ne var bunda ya? Ben Sırrı Bey'i dinledim. Sayın Başkanım, elmayı niye istemiyor bu dünya bizden? Bize maliyeti mi deklanıyor ya? Tabii, tabii. Şimdi bu pineapple, yani çam elması denen ananas var. Yılda bir defa, iki defa yemişizdir değil mi? Bayağı 2-3 yıldır. Arada bir, evet. Ha, yemişizdir. Bunun tadı hiç damağınızda var mı? Yok. Niye? Ne buldusu yediğimiz için. Ama siz bu şeyin oraları gidin. Anamur'un oralara, o doğal şu kadarlık muz bahçelerinde bir muz yiyin. Böyle olmuş, kahverengi dönen bir muz yiyin. Ondan sonraki muzlara bu muz değil, başka meyve dersiniz. Şimdi şeftaliyi en son bahçede dokunduğunuzda elinize gelecek zamanında yiyin. Kayısı, erik, birçok meyve öyledir. Birçok meyve yarı hamken toplanır, pazara gelir. Hatta yakında kayısıların çekirdeği çıkmıyordu. Niye? Olmadan toplandığı için. Dolayısıyla elmanın lezzetini, tadını, adını, markasını bilen yok. Bir fiyat şeyi var. Tamam, lüks elmayı herkes biliyor. O bir gerçek. Onun tadını herkes biliyor. Belli markaları biliyor. 3 yıl önce Çin'den bize bir talep geldi. 12 santim çapında Fuji elması soruyor. Yani ne yapacaksın ahbap sen bunu? Adam bayilerine yılbaşı promosyonu dağıtacakmış. 120 milim çapında Fuji elması soruyor. O zaten çok az bir şey. Yani sonuç olarak elmayı satamamamızın sebebi bugüne kadar iyi alışverişi bilmememiz. Biz bundan 10 yıl önce ya bizde her şey var, paketlemesini bilmiyoruz diyorduk. Şimdi depolamasını da öğrendik, paketlemesini marka öğrendik. Marka da basıyoruz üstüne. Efendim? Her şey, her şeyi yapıyoruz. Tek tek her birini basıyoruz. Garantili, iyi tarım ürünü olduğunun şeyi var. Ama satış yaptığımız, yani alışveriş yaptığımız yerler sınırlı kaldı. Geçen yıl, evvelki yıl, son 4-5 yıldır Orta Doğu'ya bizim 3 numara dediğimiz elmalar gitti. Yani tadında bir eksiklik yok. Boyu küçük. Gitti, piyasanın lokomotifi oldu. Bu sene gidemedi. İşte o malum sebeplerden, yani harpten dolayı bunu da katlanacağız. Yani tarım ürünü böyle. Biraz da isterseniz Eğirdir Belediyesi'nin çalışmalarından konuşalım. Yaz dönemi başlıyor, yazın hemen başındayız. Evet, başlayalım. Eğirdir Belediyesi boş durmuyor. Çok hızlı koşuyor. Allah nazardan saklasın. Yaz dönemi başlayınca biz evvela bütün park ve bahçelerimizi bir elden geçiririz. Rehabilitasyon yaparız. Ondan sonra her yeri çiçekle donatırız. O daha önce birkaç programda dediğim çiçek gibi Eğirdir lafını gibisini kaldırdık. Çiçek Eğirdir. Bunu da neyle yapıyoruz? Birçok belediyenin yekün işçi sayısından fazla park bahçede çalışan işçimiz. 75 kişi. Yalnız park bahçede. 12 ay çalışıyor bunlar. Kışın fide ve fidan üretiyor. Yazın onları dikiyor, bakıyor. Park bahçeler boyanır. Ufak tefek eksikleri varsa giderilir.
badana, boya, tuvalet gibi eksiklikleri giderilir. Şimdi görücüye çıkmış dünya güzeli kız gibi bir Eğirdir'i kullanıcılara sunduk. Su Allah'a şükür ki sınırsız. Her ne kadar bazı arkadaşlar Türkiye'nin en ucuz suyu bizde diyorlarsa, iddia ediyoruz Türkiye'nin en ucuz suyu bizde. Kaç para başkanım? 1 lira. En kaliteli Isparta su. Isparta kaç? 1 lira. Isparta da 1 lira galiba. O kadar ikimiz birinci olalım veya bazı köylerde hiç almıyorlar. 10 tona kadar sınır var mı sizde? Sınır yok. İstersen 1000 ton bulmak. Bizde 1 ile 10 ton arası. Allah'a şükür su sınırsız. Bahçeleri suluyoruz şimdi. O zaman en ucuz su Eğirdir'de. Evet. Biz birçok gölden alıp suladığımız parkları, bahçeleri içme suyuyla suluyoruz. Niye? Kaçakları mümkün olduğu kadar sıfıra indirdik. Dolayısıyla suyumuz yeterli. Şu anda devam ediyor. Hava iyi. Su da var. Ucuz. Mümkün olduğu kadar trafiği düzenlemeye çalışıyoruz. Uymayanlara evet hiç çekinmeden bir daha seçim olur, geçim olur falan şeysinde yapmadan ceza uygulaması yapıyoruz. Yakında TEDES uygulamasını geçeceğiz. Ne uygulaması? TEDES dediğimiz elektronik trafik sisteminin şeyi. Onun aletlerini yerine montajını yapacağız. Bir ihale açtık. Eğirde'de 51-56 ile gidenler 220 lira. 60'dan gidenler 240 lira. Neyse cezaları ödeyecekler. Kırmızı ışıkta gidenlere af yok. Dolayısıyla gürültüyü azalttık. Çöpü yani yeni adıyla katı atıkları gece topluyoruz. Vatandaşı akşamları koymalarını, şeyleri topladık, konteynerleri topladık. Mümkün olduğu kadar gölün kenarını pırıl pırıl temizliğini yapıyoruz rutin aralıklarla. Yalnız elinde plastik torbayla bu kötü kullanımdaki kola tenekesi, ağızdaki plastik mendil, sigara izmariti gibi toplayan en az her gün 10-15 tane işçimiz var. Yani makineyle yapamadıklarımızı, alamadıklarımızı yolun dışındakileri tek tek adam gezerekten alıyor. Havada sıkıntı yok demin söyledim. Sonuç olarak Eğirdir yaşamayı arzu edenlere açık bir mekan olarak fiyatlar ucuz. Yani yeme içme, gece barınma. Dolayısıyla demin söyledim. Bundan iyisi Eğirdir Elması. Evet. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben şu var mı bir sorunuz? Baktım da merak ettim. Isparta'da 3 tona kadar su ücretsiz. Biz ücretsiz su. Evet. 3 tondan sonrası tonu 67 kuruş. 10 tondan 6 ile 10 ton arası da 1.08. Doğru. 11 tondan fazlası 1.70. Tamam. Ortalamasını bulursan 1 liraya geçer. Çünkü 30 ton ortalama. Sizde sınırsız. Sınırsız. İsterse 1000 ton. İsterse 1000 ton. Teşvik ediyoruz. Bahçelerinizi sulayın. Biz 1 lira. Gül verelim. Gül verelim. Yalnız Sayın Başkanım ben diye. Suyla ilgili hani şunu söyleyeceğim size. Sayın Özmeral göreve geldiğinde su Eğirde'de 3 liraydı ben ucuzlattım diye de bir açıklamasını dedi, hatırlıyorum. Doğru. Ben. Peki önceki dönemizde niye bu kadar pahalıydı? Su bizim yeni yapıldı. İller Bankası'nı para ödüyorduk. Şimdi bitti. Yalnız cazibeli getiriyorsun. Hayır. Yine aynı elektrik kullanıyoruz. Yalnız enerji ve işçilik masrafı kaldı. Anladım. Daha önce İller Bankası'nı bir kamyon su borcumuz vardı. Yani suyla ilgili bir yeni yatırım... Yeni yatırım yok. Yatırım finansını borç sağladı. Bitmiş. Amortismanı tamam. Bitti. Borcu bitti. Şimdi yalnız enerji bedeli ve işçilik ödüyoruz. Ve yine birçok belediyede masraf... Borcu bittiği için... Yani gider düştüğü için su da vatandaşa evet. Ucuz siz de zam yapmadınız. 2 yıldır da yapmadık. 5 yıl yapmayacağız dedik. Eğirdir'de Ramazan sohbeti güzel oldu. Havada serinlemeye başladı. Ben biraz üşüyorum işin açıkçası. Aslında süremiz de doğaldı. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Şengör. Efendim bir şey değil. Değerli kanal sahipleri, çalışanları, sizler zahmet ettiniz. Eğirdir'imizi şereflendirdiniz. Ben böyle bir toplantıda Isparta'ya beni misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla bizi izleyen Eğirdirli ve Ispartalı, hatta yarın bana İstanbul'dan birçok kişi arar. Yani siz öyle
basit bir kanal değilsiniz. Birçok yerden beni ararlar, teşekkür ederler. Kimler bizi izledi ise ben teşekkür ediyorum. Gece verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyorum. Sürçülisan ettiysek de affetmelerini diliyorum. Evet, kanalı Sky dediğiniz gibi uyduda olan bir kanal ve dünyanın her yerinden bizi izleyenlerimiz var. Özellikle basın kulübünün takipçileri de çok yüksek sayıda. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan çok mesajlar alıyoruz. Bize yurt dışından izleyen hemşehrilerimize de buradan çok selam gönderiyoruz. Onların da Ramazanları hayırlı olsun diyoruz. Şimdiden bayramlarını da tebrik ediyoruz. Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ile güzel bir sohbet oldu. Güzel bir Ramazan sohbeti oldu. Eğirdir'i konuştuk. Eğirdir'in turizmini konuştuk. Gölü konuştuk. Son derece güzel ve doğal açıklamalar yaptı Ömer Şengöl. Böylelikle biz de bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Davranskent, Isparta Basın Kulübü'nü sundu.